Fatih Sultan Mehmet Camii'nin türbe Hazire tarafına giderseniz orada bir türbe daha var. Gazi Osman Paşa'nın türbesi. Gazi Osman Paşa ve sizi alacağım Londra'nın kuzeyine götüreceğim efendim. Londra'nın kuzeyine götüreceğim. Burada nedir? Burada ilginç bir yer göreceğiz biz burada. Fordham Bridge semti var orada efendim. Fordham Bridge. Bu futbol takımının ismi için çok ilginçtir efendim. Fordham Bridge sakinleri kulüp önlerinin ilk defa meşin yuvarlak dediğimiz top oynamaya başlıyorlar. Böyle bir şey yapıyorlar ve futbol takımının futbol diyerek de futbol yani ayak topu anlamına diyor. Kurdukları kulübü dünyanın 6. eski futbol kulübü olarak kaydedilir. Bu Fordham Bridge sakinleri. Kulüp artık daha düzenli takım haline ortaya çıkar. Fakat bu takıma bir isim lazım. Şimdi tekrar ediyorum. Gazi Osman Paşa'yı anlattım. Gazi Osman Paşa'dan sizi aldım. Hop! Nereye götürdüm? Londra'nın kuzeyine götürdüm. Fordham Bridge semtine götürdüm. Ne alaka Gazi Osman Paşa ile Londra? Değil mi? Ama isme dikkat edin. Biraz sabredelim. Efendim kulüp artık tanınıyor, biliniyor. Fakat bu kulübede bir isim lazım. Bu kulübün adı ne olsun? Fordham Bridge mi olsun? Hayır. O dönemde işte çok önemli Gazi Osman Paşa Plevne'de tarihe not düşen güzel bir savunma yapıyor ya. Bakın tüm dünyada duyuluyor bu. Gazi Osman Paşa Plevne savunması dilden dile dolaşıyor. İşte Fordham Bridge futbol takımının adı bakın ne oluyor efendim o tarihte. Osmanlı ordusunun dünyaya tarihe geçen bu Plevne savunmasından dolayı takımlarına Come on Turks ya da Live Long Turks ismi söylüyorlar. Tezahürat yapıyorlar. Yani buraya gel Türk, çok yaşa Türk diye Turks söylüyorlar. O kahramanlıktan dolayı seyirciler tezahürat yapıyor. Fordham Bridge halkı semti maçlarda takımına şöyle diyorlar. Come on Turks, live long Turks. Yani çok yaşa Türk. Niye? Gazi Osman Paşa'nın o kahramanlığından dolayı. Ve takımın adı ne olur sevgili dinleyiciler? Fordham Bridge Turks. Evet. Maçlara çıkarken onların adı artık Türkstür. Yani Türkler İngiltere'nin küçük bir kasabasında kurulan ve bütün oyuncuları İngiliz olduğu halde ilk Türk futbol takımı olan Fordham Bridge Turks. Bunu biliyor muyduk? Evet, tarihler 1881'i gösterirken dünyanın ilk futbol kupalarından biri olan Basingstoke Kupası'nı kazanarak adını ülke çapında da duyurur. Fordham Bridge Turks. Şimdi diyeceksiniz sevgili hocam bu takım hala var mı? Tabii ki var. Tabii ki var değerli dinleyiciler. Ben 1988'de Londra'da bir yıl kaldım. Eğitim için gittiğim dönemlerde bu takımda maçlara katılıyor. Bilinen bir takım. Fordham Bridge Türk takımı. 1881'de ilk defa kupasını alıyor. Ve ne yapıyor? İngiliz ordusu Çanakkale'nin önlerinde Türk askeriyle karşı karşıya. Bakın 1914'te İngiliz kamuoyunda Türkler artık düşman. Değil mi? Daha önce bizi seviyorlardı. Birinci Dünya Savaşı Çanakkale'de ne oldu? Ama dikkat edin. Halk ne diyor? Londra halkı, kamuoyu, Türkler bizim düşmanımız. Neden hala Fordham Bridge Türk diyoruz diye baskı yapıyorlar. Adını değiştirin diyorlar. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nı da kazanmışız. Artık ön tarafa gelmişiz efendim. Savaş bitmiş. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Hayır. Bakın. Hayır. Futbol takımı ayaktırıyor. Fordham Bridge Turks adını değiştirmiyor efendim. Bugün bile hala Fordham Bridge adı 127 yıllık efendim takım hala devam ediyor. Peki bu takımın özelliği ne? Türklerden habersiz belki şu anda beni dinleyen değerli dinleyicilerimiz belki haberi yoktur veya yeni haber oluyordur. Bilenlerin içinde hatırası biraz tekrarlanmış olacak. Türklerden habersiz Türk adını alan ve Türk bayrağını amblemi yapan. Türk bayrağını amblemi yapan 127 yıllık Fordham Bridge Türk Kulübü her hafta sonu yapılan maçlarda taraftarlar yine 127 yıl önceki gibi haydi Türkler, savunun Türkler geliyor tezahüratlarıyla takımlarına destek vermeye devam ediyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz bu çok önemli bir bilgi, çok önemli bir İstanbul'un güzelliği değil mi efendim? Gazi Osman Paşa'nın türbesi nerede? Fatih'te.
Peki niye ona Türk adını vermişler? Londra'nın kuzeyindeki bu Fordham Bridge semtinde Gazi Osman Paşa'nın Plevne'de yaptığı bu o kadar etki getiriyor ki dünya üzerinde Londralılar onlar takımlarına bu ismi veriyor. Hem de Türk amblemini koyuyorlar. Ve baskı yapıyorlar, diyorlar ki 1. Dünya Savaşı'nda biz Türklere yenildik. Onlar bizim düşmanımız. Değiştirin Türk adını. Hayır diyorlar. Bu yıllık, yıllardır bizim kullandığımız bir takım adı değiştirmeyiz. Türk bayrağı ve Türk ismi bugün bile hala devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz.